Sakatlık nedir? Altta eğitime eşit katılım hashtag'i. Sakatlık çok uzun bir süre tıp alanının etkisinde kaldı. Bedende bir kusur olarak tanımlandı. Sakatlar dahil herkes sakat kişinin içinde yaşadığı koşulların aşılamaz güçlükte olduğuna, bu durumun tümüyle kişinin kendi bedenindeki kusurdan kaynaklandığına ve tıbbi müdahaleden başka yol olmadığına inandırıldı. Böylece sakatlar tıbbın uzmanlığına teslim edildi. Animasyon çizimde sağ bacağının dizden aşağısı kesik bir erkek birey koltuk değnekleriyle ayakta. Etrafına örülen duvarlar ve eklenen çatıyla bir hastanenin içine alındı. Tıbbi model olarak da adlandırılan ve bir anlamda bireyi kendi durumundan sorumlu tutan bu yaklaşıma, 1960'ların politik ikliminde yeşeren sakat hareketi karşı çıkarak sosyal modeli geliştirdi. Çeşitli bireysel engelleri olan bireyler ellerinde pankartlarla resmedildi. Tıbbi modelin aksine sosyal model, sorunu sakat kişinin bedeninde değil toplumsal düzende görür. Çünkü toplumsal düzen bedensel farklar gözetilmeden kurulur ve böylece sakatların önüne engeller koyar. Görme engelli bir bireyin önüne kaldırımda bir anda çıkan bir direk ve tekerlekli sandalyedeki bireyin önüne çıkan merdivenlerin üzerinde kırmızı çarpı ve sakatlayıcı yazısı. Mevcut toplumun sakatlayıcı olduğu fikrine dayanan bu model, sakat olmayan kişilere göre kurulan düzeni sağlamcı olarak niteler ve bu durumu bir ayrımcılık biçimi olarak tanımlar. Sakatların tedavisini değil, toplumsal değişimi hedefler. Toplumsal düzenin herkesin eşit katılımına imkan verecek şekilde tasarlanması gereklidir. Görselde direk kenarı kaydırılıp üzerine bir sesli uyarı sistemi, merdivenlerde de asansör eklendi. Bu da her alanda ve her anlamda erişilebilirliğin sağlanmasıyla mümkündür. Bu taleplerini duyurmak amacıyla örgütlenen sakatlar, yolları ve geçitleri kapatmak, kendilerini otobüslere zincirlemek gibi ses getirecek eylemler düzenlediler. Örneğin 1997'de Amerika'da kendilerini tekerlekli sandalyelerinden atarak Beyaz Saray'ın merdivenlerini sürünerek çıktılar. Fotoğraf kareleri ve merdivenleri sürünerek çıkan eylemcilerin videosu. Sosyal modelde kısa bir süre sonra sakatlığı tümüyle çevresel bir duruma indirgediği ve sakatlığın bedensel boyutlarını dikkate almadığı için eleştirilerle karşılaştı. Çünkü sakatlık ne yalnızca bireysel ne de yalnızca toplumsal bir durumdur. Hem bireysel hem de toplumsal bir durumdur. Sakatlığın toplumsal bir durum olarak ele alınmaya başlanması iki konu üzerine düşünmeyi önemli ve gerekli kılar. Sakatlığın tarihsel inşası ve sakatlığın kavramsallaştırılması. Şimdi bu iki konuyu biraz açalım. Türkçe'de karşımıza üç kavram çıkar. Özürlü, engelli ve sakat. Özürlü kavramı bir defoya işaret ettiği gerekçesiyle çokça eleştirildi ve neredeyse tamamen terk edildi. Engelli ve sakat kavramlarına dair tartışma ise sürmekte. Engelli kavramı, sakatlığın toplumsal yönüne vurgu yapması, engeli sakat kişinin bedeninde değil, onu çevreleyen toplumsal düzende araması itibariyle önemlidir. Bu nedenle günümüzde sivil toplum alanında yaygın olarak bu kavram kullanılıyor. Sakat kavramı ise adlandırma ediminin kendinin politik bir mücadele olduğuna işaret etmesi açısından önemlidir. Türkiye'deki sakat hareketinin önemli isimlerinden Bülent Küçükaslan'a göre tıpkı ırkçılık karşıtı siyah güzeldir sloganında olduğu gibi olumsuz anlamına inat bu kavramı sahiplenmek ve inadına sakat güzeldir ve politiktir demek gerekiyor. Türkiye'de sakatlık çalışmaları alanına katkı sunan sosyologlardan Sibel Yardım tam da bu gerekçeyle sakat kavramını kullanmayı tercih edenlerden. Kavram tartışmaları sürerken sakatlığın tarihsel inşası da sorgulanmaya başlandı. Sakatlık toplumsal koşulların gölgesinde şekillenen bir durumdur. Bu nedenle de tarih boyunca aynı şekilde tarif edilmemiş ve deneyimlenmemiştir. Eskiden sakatlık tümüyle dini bir konu olarak görülmekte ve Tanrı'nın gazabı olarak yorumlanmaktaydı. Modern bilimin doğuşuyla birlikte tıbbi bir mesele olarak ele alınmaya başlandı. Sakatlık çalışmaları kuramcılarına göre sakatlığın bugün olduğu şekliyle algılanmasında iki büyük dönüşüm etkili oldu. Kapitalizmin yükselişiyle gelişen sanayileşme ve kentleşme ve modern anlamıyla normalliğin inşası. Şimdi sırasıyla bu iki dönüşümü anlamaya çalışalım. Feodal toplumlarda sakatlar evlerde, tarlalarda, küçük atölyelerde çalışarak iş gücüne ve hayata katılabiliyordu. Ancak sanayileşme ve kapitalistleşme ile birlikte üretim evden
işten fabrikaya kayınca fabrikadaki hız ve düzen sakatları üretim süreçlerinin dışında bırakmaya başladı. Üretimden dışlanan sakatlar eve veya hastane, klinik gibi kurumlara mahkum bırakıldı. Çalışma yükümlülüklerini yerine getiremeyince de toplumun sırtında yük ya da merhamet gösterilmesi gereken kişiler olarak görüldü. Üretim biçimindeki dönüşümler modern hayatın dışlayıcılığını açıklamakta yeterli olamayacağından normallik tartışmalarına da bakmak gerekir. Modern ulus devletler nüfuslarını yönetmek adına bilgi toplamaya ihtiyaç duydu. Böylece istatistik alanındaki çalışmalar önem kazandı. Bu çalışmalar gerçek bireylere tekabül etmeyen soyut bir ortalama bireyin tasviriyle sonuçlandı. Böylece ortalama kabul edilen norm haline geldi ve herkesten bu norma uyması beklendi. Başta sakatlar olmak üzere norma uymadığı düşünülen kesimler çeşitli müdahalelerin hedefi haline geldi. Yaşam alanlarımızda ortalama olana referansla tasarlanır oldu. Sakatların toplumsal yaşama katılımı engellendi. Yüksek kaldırımlar, rampasız bina girişleri, işaretleri bilmeyen devlet memurları ve dahası. Sakat hareketinin sakatlığın toplumsal bir durum olduğunu ortaya koyması tarihte bir dönüm noktası olmuştu. Sağlamcı toplumsal düzeni ve zihniyeti dönüştürmek için hareketin başlattığı ve hala sürmekte olan mücadele bir adalet mücadelesidir. Konuşma altındaki animasyon çizimler ve fotoğraflar küçülüp tek bir ekrana yerleşti. Hastane çatısında bir fiziksel engelli, eylem yapan engelliler. Engellerle kaldırılarak inşa edilmiş şehirlerde sesli trafik lambası ve asansörlü merdiven. Dünyanın dört bir yanından siyah beyaz eylem fotoğrafları. Beyaz Saray merdivenlerini sürünerek çıkan bedensel engelliler. Big Bang patlama çizimi altındaki okla yana devam eden çizgide insan taşlama, Galile ve laboratuvarda bir bilim insanı figürüyle ikiye ayrılan okların yukarısında birinci okta sanayileşme ve kentleşme yazısı altında tarlalar, fabrikalar ve hastane görseli. Alttaki ikinci okta normalleşmenin inşası yazısı yanında yer küre görselinde belli ülkelerin işaret altına alındığı ve yanındaki istatistik çizim içine yerleştirilen normal başlıklı insan figürü. Oklar devam ederek boşluğa yönleniyor. Engelsiz insanca yaşam, engelsiz güvenceli iş, ya hepimiz engelliyiz ya hiçbirimiz sloganlarının yazdığı pankartlarla eylem yapan engelliler. Kara tahtaya sarıyla çizilmiş uçları aşağı bakan bir yay şekli, iki ucunda ok simgesi. Oklardan birinin altında sakatlığın tarihsel inşası, diğerinin ucunda sakatlığın kavramsallaştırılması yazılı. Özürlü, engelli ve sakat kelimelerinin üzerinde konuşma balonları, içlerinde engelli bireyler. Tasarım ve montaj Göksel Gürsel, Seslendirme ve Betimleme, Sesli Betimleme Derneği. Sesi ve dinleme metin yazarı Emine Koli var. Seslendirme Ünsal Coşar, Çiğdem Banu Yeşilırmak. Altyazı Ecan Azbatmaz, işaret dili Oya Tanyeri. Teşekkürler Bülent Küçükaslan, Dikmen Bezmez, Kenan Çayır, Melda Akbaş, Melike Ergün, Melisa Soran, Müge Ayan, Sibel Yardımcı. Üste ERK, Eğitim Reformu Girişimi, TOHAT, Seçbir ve İstanbul Bilgi Üniversitesi logoları. En altta Sabancı Vakfı logosu. Aradaki yazıda şu ifadeler var. Bu video İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Seçbir, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği TOHAT ile Eğitim Reformu Girişimi ERK ve Sabancı Vakfı Hibe Programları desteğiyle yürütülen Eğitime Eşit Katılım Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Copyright 2017. Bu videonun metni Sibel Yardımcı'nın Engellilik ve Ayrımcılık, Eğitimciler için Temel Metinler ve Örnek Dersler başlıklı kitapta yer alan Sakatlığın Tarihsel İnşası metninden uyarlanmıştır. Eğitime Eşit Katılım hashtag'i.